kısmi integrasyon yaklaşımıyla bazen de integrali alamadığımız eşitlikleri hesaplayabiliyoruz. Daha önceden diferansiyel denklemler dersinde karşılaştığımız 1 bölü kosinüs kare x dx'in integralini şimdi kısmi integrasyonla alalım. Öncelikle şunu hatırlatmada da fayda var. 1 bölü kosinüs kare x aynı zamanda sekant kare x'e eşit. Yani sekant x eşittir 1 bölü cos kare x'tir arkadaşlar. Bu integrali biliyor olabilirsiniz. Çünkü tanjant x'in türevi tanjant x'in türevi aslında 1 bölü kosinüs kare x. Yani bu sorunun cevabı tanjant x. Ancak bunu hatırlamadığımız durumlarda bu integrali nasıl alacağız? Diyelim ki bu ifadeyi bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu direkt olarak bunun cevabı tanjant x yazamayız. Şunu üzerine bir duralım. Tanjant x'in türevi nasıl kosinüs kare x'e eşit oluyor? Burada bu türevi alırken şunu yapacaksınız. Tanjant x yerine sinüs x bölü kosinüs x yazacaksınız. Bölümün türevi İki fonksiyonun bölümünün türevi nasıl hesaplanıyor? Çarpımın türevinde olduğu gibi ben üsttekine birinci, alttakine ikinci diyorum. Yani birincinin türevi çarpı ikinci çarpımın türevinden farklı olarak arada eksi var, eksi. Bu sefer birincinin kendisi çarpı ikincinin türevi Ha, bir de çarpımın türevinden farklı olarak yine payda da bu ifadelerin hepsini paydanın yani ikincinin karesine bölüyoruz. E, dolayısıyla burada tanjant x'in türevi ne oldu? Birinciye sinüs x, ikinciye kosinüs x dersek birincinin türevi kosinüs x çarpı ikinci kosinüs x eksi birinci sinüs x çarpı ikincinin türevi yani kosinüs x'in türevi eksi sinüs x bölü ikincinin karesi kosinüs kare x. Buradan üst tarafın kos kare x artı sin kare x olduğuna dikkat edin. Aşağı tarafta kos kare x. Üstün kos kare x artı sin kare x Birdir arkadaşlar. Yani şurası bir, bire bir, eşit. O zaman bunun cevabı 1 bölü kos kare x. Yani tanjant x'in türevi 1 bölü cos kare x'e eşit. Dolayısıyla kosinüs kare x'in integrali sorulduğu zaman veya sekant kare x'in integrali sorulduğu zaman siz hemen tanjant kare tanjant x diye bilirsiniz. Tabi cos kare x eşittir sekant kare x. Buraya da bunu yazalım. Şimdi gelelim ki biz bunu hatırlamıyoruz. Bu integrali nasıl hesap edebiliriz? şunu yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şu soruda verilen şu payda 1 bir, 1'i ben sin kare x artı kos kare x olarak yazayım. Yani benim integralim şuna dönüştü. 1 bölü pardon 1 bölü değil orada yok artık 1 sin kare x artı cos kare x çarpı pardon bölü cos kare x çarpı dx yukarıdaki integral buna dönüştü. Şimdi ayrı paydalarda yazalım. İntegral sin kare x bölü cos kare x artı cos kare x bölü cos kare x bir çarpı dx. Buradan dikkat et. Bu sin kare x bölü cos kare x ile artı bir ayrıştırılır. Yani iki integral olarak yazılabilir. Sin kare x bölü cos kare x dx artı integral 1 ile dx çarparsam dx. Yani bu bulduğum ifade aslında benim soruda verilen integral 1 bölü cos kare x'e eşit. Şimdi x'in integrali basit. x'in integrali ne? x'in kendisi. Peki sin kare çarpı cos kare x'in integraline? Bunu bulursam 1 bölü cos kare x'in integralini bulabilirim. Bunun için burada artık kısmi integrasyonu devreye sokabilirim çünkü integrallenebilir yapılar bunun içinde var. Ama çarpım durumunda nasıl? Arkadaşlar sin kare x kosinüs kare x'i dx'i şöyle yazabilir miyim? sin x bölü kos kare x çarpı sinüs x çarpı dx çarpı dx. Bu integrali şöyle birinci ve ikinci yapıya parçaladım. Şimdi birinci yapının integrali sinüs bölü cos kare x'in integrali kolay. Neden? Cos x'e u diyeceksin. U'yu dx'i u cinsinden yazdım mı paydaya sinüs x gelecek. Sadeleşecek sinüs x'ler. Dolayısıyla bu integrali kolayca alabiliyorsun. Sinüs x'in de integralini kolayca alınabiliyorsun. Ee, ne sinüs x'in integrali? Eksi kosinüs x. E şimdi de o zaman iki tane integrali alabildiğim ifade çarpım haline geldiğinde alamıyorsam o zaman ne yapacağım? Kısmi integrasyonu kullanacağım. Kısmi integrasyon neydi? Kısmi integrasyon f çarpı g üstü eşittir. f çarpı g eksi integral. Bu sefer sol tarafta f g üstü varken bu integral içinde f üssü g olacak. Çarpı dx. Şimdi bu birinci ve ikinci de f'i ve g üssünü öyle bir seç ki f üssü ve g de bu sıkıntı ortadan kaybolsun. Şimdi arkadaşlar bunu görmek kolay değil. Diğer önceki sorulardaki gibi görmek kolay değil. Ama iki tane seçeneğimiz var. Ya sin x cos kare x'e f diyeceğiz. Sin x g üssü olacak. Yani buna f diyeceğim. Buna da G üssü diyeceğim. Ya da tam tersi buna G süreceğim, diyeceğim. Buna F diyeceğim. Bu birinci yol olsun. Birinci seçeneğimiz olsun. Bu da ikinci seçeneğimiz olsun. Acaba bizi bir mi iki mi doğru yola götürecek? Kolay olanı seçeyim. Ha bu arada kolay olanı seçmek demek illa bizi doğru sonuca götürmek demek değil. Kolay olan belki bizi doğru sonuca götürmeyecek. Zor olan götürecek. Ama burada kolay olan bence ikinci yol. Neden? Çünkü eğer ben f'i sin x bölü cos kare x seçersem şu integralin içinde f üssü gelecek. Burada sin x bölü cos kare x'in türevi bayağı büyük bir ifade olacak. G üssü bunda bir sıkıntı yok. G üssü sin x. Buradan o zaman e, g de ne olacak? Eksi kosinüs x olacak. E, yani bu integral karmaşık bir yapı gelebilir. Büyük ihtimal birden devam edersem karmaşık bir yapı gelebilir. İkiden devam edersem yani e, g üssü eşittir sinüs x bölü kos kare x deyip bunu integrallersem g'yi bulursam ve bunu gelip burada f ile çarptığımda burada çok basit bir integral gelebilir. 2 de 2 yolunda iki yolunda sağ taraftaki integralin basit olma şansı arkadaşlar daha yüksek. Bir iki, iki bence iki yolundan de başlayayım. Olmadı 1'i deneyeceğiz. Şimdi 2'den başlayayım. İkinci yolu deneyeyim. Yani g üstüne sin x bölü cos kare x dedim. F'e de sinüs x dedim. F'e de sinüs x dedim. Şimdi hemen g'yi hesaplayayım ben burada. Hemen g'yi hesaplayayım. g eşittir. Daha doğrusu dg bölü dy eşittir. Sin x bölü cos kare x Şimdi bu değişkenlerini ayrıştıralım. Yani dy'yi sağ tarafa atalım. Dolayısıyla dg eşittir sin x bölü cos kare x çarpı dy. Her iki tarafın integralini alayım. Yani şurası g, şurası sin x bölü cos kare x'in integrali. Şuradan g direkt gelecek. Sin x bölü cos kare x'in integrali için arkadaşlar Cos kare cos sinüs x'e u diyeyim. Cos sinüs x'e u diyeyim. O zaman du bölü dx eşittir. Eksi sinüs x yapacak. Buradan dx'i çekersem dx'i çekersem du bölü eksi sinüs x olacak. Ha, şurası pardon. Şunu bir düzelteyim. Şu dg bölü dy değil. dg bölü dx. Dolayısıyla şurası da dx. Bağımlı değişkenimiz bizim burada. Pardon bağımsız değişkenimiz bizim burada. x. Evet. Dikkat et. Dikkat et. dx'i du bölü eksi sinüs x buldum. Yani g integral Şöyle bir aşağı kayayım. G eşittir. integral Sinüs x bölü. Kosinüs x'i u demiştim. U kare çarpı. Dx yerine du bölü. Eksi sinüs x yazıyorum. Evet bak. Sinüs x'ler sadeleşti. Şunlar gitti. O zaman benim g ifadem. Buradan g eşittir. Eksi 1 bölü u kare de u kaldı. 1 bölü u karenin integrali eksi 1 bölü u. Burası eksi 1 bölü u. O zaman g eşittir. 1 bölü u. u'ya ben ne demiştim? u'ya şurada kosinüs x demiştim. O zaman benim g fonksiyonu 1 bölü kosinüs x oldu. 1 bölü kosinüs x oldu. Şimdi gelelim kısmi integrasyona. Gelelim kısmi. Şuraya geri döndüm. F'i sinüs x demiştim. G'yi 1 bölü kosinüs x buldum. F üssü F sinüs x'e F üssü nedir? arkadaşlar kosinüs x. G nedir? 1 bölü kosinüs x. Dolayısıyla bu kısmi integrasyon yani yani sin kare x bölü kos kare x dx eşittir şurası yani eşittir. Yukarıdaki integral hesaplıyorum. Sin x çarpı f çarpı g'den sin x çarpı 1 bölü cos x eksi integral f üssü cos x çarpı g 1 bölü cos x. Evet bak dikkat et. Kosinüs x'ler sadeleşti. Sağ taraftaki integral nasıl basit bir bölü dx olarak çıktı. Demek ki sin kare x kos kare x eşittir sin x bölü kos x eksi x'miş. Bu benim 1 bölü kosinüs kare x'in integralinin hesabında geçiyordu. Şu adımlara geri dönelim. Bak dikkat et. Soruda benden 1 bölü kosinüs kare x'in integralini sormuştu. Ben bunu yukarıdaki işlemlerle şuna parçalamıştım. İntegral sin kare x bölü kos kare x dx artı integral dx olarak. Şimdi bu Integralde eksi x, x olarak hesaplamıştım. Sin kare x cos kare x ise bu sağ taraftaki işlemlerle geldim burada buldum. Bak bu soru işareti burada bulundu. Yani bunun cevabı neymiş? Sin x bölü cos x bölü cos x eksi x'miş eksi x'miş. Evet. Dikkat et. Sinüs x kosinüs x eksi x artı x eşittir şu integral. 1 bölü cos kare x. Ki bu da soruda sorulan. x'ler sadeleşti arkadaşlar. Demek ki 1 bölü in integral 1 bölü cos kare x ne oldu? Sin x bölü cos x. O da eşittir. Tanjant x. Arkadaşlar. Evet birazcık karmaşık olduğunun farkındayım. Ee, yani e, tanjant x'in türevinin cos kare x olduğunu bilmiyorsan veya sekant kare x olduğunu bilmiyorsan ne yapılması gerektiğini bir yolla anlattım. İçin içinde kısmi integrasyon girdi. Ki kısmi integrasyonun uygulaması bu. Güzel bir uygulaması. O girdi. E, nihayetinde böldüğüm, parçaladığım yapıları bir nevi süperpozisyon uyguladım. Küçük parçalara böldüm problemi. Ve her birini ayrı ayrı integre ettim. Ve geldim ilk baştaki yapıya eşitledim. Yine aynen burada olduğu gibi 1 bölü cos kare x'in integralinin tanjant x olduğunu ispatını yaptım. Hem iki türlü hem tanjant x'in türevini alarak hem de direkt 1 bölü cos kare x'in integralini hesaplayarak arkadaşlar.